Merhaba değerli Yol TV izleyicileri. Bugün 17 Mayıs 2019 Düsseldorf Eyalet Parlamentosu'ndayız. Düsseldorf Eyalet Parlamentosu'nda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun 30. yıl kuruluş resepsiyonunu vereceğiz. Bölge Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun NRV Bölge Yönetimi nezdinde gerçekleşen bu resepsiyon. Bugün burada birçok siyasetçi ve parlamento başkanı bizlerle birlikte olacak. Bu Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun 30 yıl boyunca Almanya'da gösterdiği faaliyetlerin bir meyvesi diye adlandırmak gerekir. Burada birçok kazanıma Aleviler, Almanya Federasyonumuz ve Avrupa'daki diğer Alevi kültür merkezlerimiz, federasyonlarımız imza attılar. Bugün burada da bunu gerçekleştiriyor olmamız bizim açımızdan, bölge yönetimi açısından, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu açısından büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Neticede geldiğimiz ülkede kayıla alınmazken ötekileştirilmiş, yok sayılmış bir inanç bugün Düsseldorf'ta bulunduğumuz bölgenin başkentinde, eyaletinde, parlamentosunda bir resepsiyon düzenliyor ve bu meclis başkanlığının himayesi altında gerçekleşiyor. Bu elbette ki Alevilerin bir ütopyasıydı. Türkiye'de baktığınızda Alevilerin bir ütopyası ama burada çok demokratik bir ortamda bunu gerçekleştirme imkanımız var. Bu şunu gösteriyor, elbette ki her şey toz pembe değil. Bunu da altını çizmek gerekir. Bu mücadelenin, 30 yıllık mücadelenin federasyonumuzun ve Alevi kültür merkezlerimizin 160 tane Almanya'da kurulmuş olan 160 tane Alevi kültür merkezimizin kazanımıdır. Verdiği mücadeledir. Bu anlamda kuruluşundan bugüne kadar burada emek vermiş, mücadele etmiş tüm emektarlarımızı, federasyon başkanlarımızı, kurucu üyelerimizi, Alevi kültür merkezlerinde şimdiye kadar kurucu üyelik yapmış, başkanlık yapmış üye ve şu anda olan başkanlarımızı, üyelerimizi ayrıca ben tebrik ediyorum, kutlamak istiyorum. Bu 30 yıl boyunca az bir zaman değil, 30 yıllık bir süreç belki insan yaşamında kısa bir süredir ama bu örgütsel yaşamda gerçekten de böyle mücadeleci, birçok önümüzde engelleri aşarak, bürokratik engelleri de aşarak bugüne kadar bu kazanımları elde ettik. Ne kazanımları elde ettik dediğimizde Almanya'da kendine özgü bir inanç olarak tanınması, Alman okullarında Alevilik derslerinin veriyor olması, birçok eyalette devlet anlaşmalarının yapılmış olması, bunlar Almanya'daki Alevilerin kazanımıdır. Türkiye'de hayal dahi edemeyeceğimiz kazanımlardır. Bu anlamda tekrar altını çizerek söylüyorum. 30 yıldır bu örgüte emek vermiş, yönetim kurullarında yer almış, başkanlar, başkanlık, genel başkanlık yapmış, halen genel başkanlık yapan, üye olarak mücadele eden, yönetim kurullarında yer alan tüm canlarımızı, tüm yöneticilerimizi verdikleri bu mücadeleden dolayı ayrıca kutluyorum, selamlarımı gönderiyorum. Var olsun Almanya'daki Alevi Birlikleri Federasyonu, var olsun demokratik mücadelemiz, Alevilik vardır, Alevilik haktır diyerek bu nice 30 yıllar temennisiyle herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Almanya Alevi örgütlemesinin 30 yıl önce ekilen tohumlarının bugün çok farklı yerlere gelerek birer meyve veren bir ağaç olduğunu hep birlikte yaşayarak görüyoruz. 30 yıl önce çok küçük bir örgütlemeyle ve 30 yıl sonra Almanya'daki 160 Alevi kültür merkeziyle Almanya'da yaşayan, Almanya'da ikamet eden Alevi toplumuna hem inançsal alanda hem kültürel alanda her türlü hizmetleri bu kurumlarımızda elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. 30 yıl önce bu tohumları eken her bir canın emekleri karşısında burada ben saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Ve bu emekler sonucunda, bu çabalar sonucunda elde ettiğimiz bu kazanımlara sahip çıkarak, bu kazanımları sahiplenerek, daha da ileriye götürerek bu verilen bu emekleri ölümsüzleştireceğimizi buradan vurguluyor. Tüm canlara selamlarımı sunuyorum. Sevgili canlar, bugün Kuzey Rhein-Westfalen
Eyalet Parlamentosu'ndayız. Bugün geldik 30. yılımızı biliyorsunuz bu sene. ABF'nin 30. yılı, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun 30. yılı. Bugün burada işte parlamentoda 30. yıl kutlamasını yaptık. Delilimizi uyandırdık, konuşmalar oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen, herkesin emeği kabul olsun diyorum. Tabii biliyorsunuz bu sene 30. yıl dolayısıyla da 9. ayın 28'inde Köln Arena'da büyük bir etkinlik olacak. Onun için şimdiden hepinizi 9. ayın 28'inde Köln'deki Arena'da bu etkinliğimize davet ediyoruz. İnşallah güzel geçer. Ümidim öyledir yani, güzel olacağına ümidim var. Bu sorumluluğumuz var tabii. Bu sorumluluklarımız bilincinde olmamız gerekiyor. Her tarafta çalışmalar var. Etkinliğe hazırlık çalışması var. 30 yılımızı kutlayacağımız için. Ondan dolayı herkesin emeği kabul olsun diyoruz. Aşk ile. Eyvallah. Sevgili canlar, öncelikle Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Merhaba diyorum sevgili canlar. Bugün Enerve Bölge Eyalet Parlamentosu'ndayız, Düsseldorf'ta. Bugün burada 30. yılın çalışma içerisindeyiz. Bölgemizde, eyaletimizde milletvekillerle, belirli yöneticilerimizle, bölgedeki yöneticilerimizle, ABF'mizin yöneticilerle birlikte burada bugün hem parlamentoda hem de eyalet nezdinden burada bir toplantı yaptık. Toplantımız, çalışmalarımız güzel geçti. Tabii geldiğimiz ülke hala bizi işte eyaletlerinde, parlamentoda ve bizi insan olarak kabul etmiyorlar. Ama bugün Avrupa'da, özellikle Almanya'da, Avrupa'nın her yerinde gerçi, Almanya'da bugün Enerve bölgede, Enerve parlamento eyaletinde burada işte Alevileri çalışmaları, Alevilerin tanınmaları bize gerçekten gurur veriyor, onur veriyor. Ben bizleri buraya davet eden Eyalet Parlamento Başkanı'na ve bizim ABF yöneticilerimize, buraya emek veren tüm canlara aşk niyazlarımı ediyorum. Ve her zaman bizim ışığımız olan Yol TV'ye de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, sevgiyle kalın, barış ile kalın, aşk ile kalın. Ama 30. yılı unutmayın. 9. ayın 28'inde yine tüm canları Köln'e, arenada bekliyoruz. Aşk ile. Adım Canan Sarı, Almanya Alevi Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Ayrıca Enerve bölgesinin sorumlusuyum. Bugün Düsseldorf Cemevi'ndeyiz. Bugün ABF'mizin 30. yılına doğru yaptığımız etkinliklerden birisi bugün burada oldu. Burada partiden, çeşitli partilerden milletvekilleri aramızdaydı. Katılım çok iyiydi. Onun dışında tabii ki önümüzdeki süreçte 28 Eylül'de Köln Arena'da olacağız. Hepimiz delilimizi elimize alacağız. Ve Köln Arena'ya doğru 28 Eylül'de orada olacağız. O delil birken binler olacak, yüz binler olacak, milyonlar olacak. Hepinizi Köln Arena'ya bekliyoruz. Saygılar. Merhabalar sevgili canlar. Ben Hatice Özdemir. Köln Alevi Kültür Merkezi Cemevi'nden. Bizler bugün çok mutlu, çok onurluyuz. Bizi Almanya Parlamentosu'ndan davet ettiler. Bugün buradayız. Çatı örgütümüzle beraber kendimizi burada tanıttık. 30. yılımızı yapacağımızı. Bizler çok mutluyuz sevgili izleyiciler. Sorarsanız neden? Bizler 20 sene, 25 sene önce kahve köşelerinde, bodrumlarda gizli gizli cemlerimizi yaparken bugün burada parlamentodayız. Sizlerden isteğim, çatı örgütümüz bize bugünleri bu yerlere getirdi. Sizlerin de çocuklarınızı Alevilik derslerine yönlendirmeniz,
sizlerin de kahve köşelerinde değil, cemevlerini ziyaret etmeniz, çocuklarını sokaklarda değil, cemevinize bağlamanız, kendi özünüzle, kendi yolunuzla bir çatı altında birleşmeniz sizleri de, yolunuzu da, bizleri de mutlu etmiş olur. Bizler de sizler için bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki biz hepimiz bir olduğumuzda, iri olduğumuzda, diri olduğumuzda bir şeyleri başaracağız. Teşekkür ediyorum. Değerli canlar, bugün Düsseldorf Eyalet Meclisi'nde ABF'nin 30. yıl kutlamaları çerçevesinde verilen NRV bölgenin vermiş olduğu resepsiyonda hep birlikte Grevenbroich Alevi Kültür Merkezi yöneticileri ve canlıları olarak bulunduk. Ve sizleri de hep birlikte 28 Eylül 2019'da Köln Langsys Arena'da ABF'nin 30. yıl finalinde bekliyoruz. Hep birlikte gelin canlar, buluşalım. Düsseldorf Cemevi Dedesi İnanç Kurulu üyesi olarak hizmet yürütüyorum. Bugün burada Düsseldorf'ta, Düsseldorf Eyalet Meclisi'nde Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte canlarla bir araya geldik. Tabii bu bizim Alevi toplumu olarak Almanya'da da kabulümüzün aslında bir göstergesi. Yani düşünün ki bir eyaletin eyalet parlamentosu bize kapılarını açıyor ve diyor ki kendi etkinliğinizde bir kurum olarak bizim size sunacağımız olanaklardan yararlanabilirsiniz diyor. Tabii bu şu anlama geliyor. Yılların verilmiş olan, yani 30 yılın verilmiş olan emeklerinin bir sonucu olarak bu etkinlik bu şekilde gerçekleşti. Biz tüm canlarımıza şimdiye kadar bu alanda hizmet yapmış olan, 30 yıl bu hareketi, bu yolu buraya kadar taşıyan tüm canlarımıza kendi adıma ve Düsseldorf Cemevi adına teşekkür etmek istiyorum. 28 Eylül'de de Köln Arena'da yine bir araya gelip 30. yılımızı coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba canlar. Ben Kaplinfort Alevi Toplumu Başkanı Ali Rıza Alas. Biz burada bugün Düsseldorf Eyalet Parlamentosu'nda ABF'mizin 30. yıl etkinliğinin tanıtımını yapmış bulunuyoruz. Bu bizim 30 yıl içinde almış olduğumuz yolu gösterir. Bodrumlarda cem yapmadan kendi cem evlerimize gelen süreç, Alman devleti tarafından yasal statü kazanmış üniversitelerde, okullarda, akademilerde Alevi, Aleviliği, Alevice yaşama hakkına sahibiz. Bu da bizim birlik olmamızdan ileri gelir. Birlikten güç doğar. Gelin canlar bir olalım. İri olalım, diri olalım. Teşekkürler. Sevgili canlar, hepinizi aşk muhabbetle selamlıyorum. Ben Aachen Dernek Başkanı, Cemevi Başkanı Hüseyin Malatyalıyım. ABF'mizin 30. yıl dönümünden dolayı Düsseldorf'ta bölge parlamentosu sempozyumda buluştuk. Bizim için gurur verici bir şey. ABF'mize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir sempozyum oluşturduğu için 28 Eylül'de biz de Aachen ve çevresi olarak oradayız. Birlik, beraberlik için nice 30. yılları diliyorum. Herkese aşkı muhabbetimi selamlıyorum. Ben Nois ABKM Derneği'nin şu anda ikinci başkanıyım. Ve derneği kurmuş olan ve federasyonu kuran 6 dernekten birisinin temel taşı olan Mehmet Aslan'ın geliniyim. Ve bugün itibariyle 28 Eylül'de kutlanacak olan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun kuruluşunun 30. yılı kutlanacak. O güne hazırlık bugün Düsseldorf Landtag'dayız. Bodrumlardan, kahvelerden ve özel bir ev toplantılardan, kesinlikle bu da bizim evlerde çok olmuştur bir sene boyunca. Nereden nereye geldik? Bundan sonra her şey güzel olacak diyorum. Değerli canlar, ben de Nois ve çevresi Alevi Kültür Merkezi Cem Evi'nden katılıyorum. Yeni seçimde bir başkanlık noktasında hizmet almış bulunuyorum. Bizim derneğimiz Nois ve çevresinde 30 yıl gibi bir dönem zarfında kurulan en eski derneklerden bir tanesi. Alevi Birlikleri Federasyonu'nun kuruluşundaki ilk derneklerden de olması özelliğiyle çok büyük bir yer katladığına ya da kapladığına inanıyorum.
Bizler şu an Alevi Birliği'nin temsilcileri olarak Neuss ve çevresinden katılan insanlarla beraber ya da Nordrhein-Westfalen'in tamamının katılan insanlarıyla beraber Eyalet Meclisi'nin bir salonda beraber olabilmekten çok onurlu ve gururluyuz. Nereden nereye geldik bunu görmek açısından çok değerli buluyorum. Bu yüzden bize bu imkanı sunan Yol TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Gelin canlar, 28 Ekim 2019 tarihinde Köln Lanxess Arena'da ABF'nin 30. yıl şenliğinde buluşalım. Ben Ayhan Işık, Selbert Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı olarak bir iki kelam etmek istiyorum. Geçmişten günümüze tüm Alevilerin aldığı, kat ettiği mesafeye şöyle bir baktıktan sonra ister istemez şöyle insan geriye bir dönüp baktığında taş üstüne taş koymuş, düşüncesini geliştirmiş, hayatla bağlışık, yenilik gelişmelere, çağın gerektirdiği tüm ilerlemeye paralel bir şekilde ilerleyen Alevilerin bugünkü durumunu görüp, bugünkü geldiği noktayı görüp gurur duymamak tabii ki imkansız. Fakat şöyle dediğim gibi geriye dönüp baktığımızda nerelerden geldik ve şimdi nerelerdeyiz konusunu çok iyi irdeleyip geçmişini unutmadan geleceğini üzerine koyarak çok farklı, çok daha iyi ve çok arzulanan bir yere daha gelebilmenin aslında ön ayağını, ön taşlarını kurmuş bir toplum olarak ister istemez biraz daha sağduyulu, duyarlı ve biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle ki Avrupa genelinden bahsedersek sonuçta dünyanın en büyük Alevi örgütünün bileşenleri olarak bizler gerek kültür derneklerinin yöneticileri, gerek üyeleri ve gerekse de bileşenleri olarak, taraftarları olarak, dostları olarak biraz daha gelişmelere adapte olmuş, biraz daha gelişmeleri dünya gözüyle, kalp gözüyle gören bir tavır ve davranışla bakarak birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimizi kurabiliriz umarım. Değerli canlar, bugün Düsseldorf'ta, Düsseldorf Eyalet Parlamentosu'ndayız. Eyalet Parlamentosu'nda bugün ABF'mizin, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun 30. yıl kutlamaları çerçevesinde bir resepsiyonumuz var. ABF Enerve Bölge Temsilciliği olarak bir resepsiyonumuz var. Parlamento içinde bulunan milletvekillerine ve gelecek olan konuklarımıza, dostlarımıza, yoldaşlarımıza ABF'mizin 30 yıllık birikimlerini anlatan bir sunum yapılacak. Bu sunumda dostlarımıza ABF'nin 30 yıl içinde nerelere geldiği anlatılacak. Ve de özellikle de değerli canlar, buradan da tekrar seslenmek istiyorum. 30. yıl kutlamaları çerçevesindeki bu etkinliklerin sonu, finali 28 Eylül 2019 Köln Lanxess Arena'da finalle kapatıyoruz bu etkinliği. Tüm dostlarımızı, yoldaşlarımızı, can dostlarımızı, misafirlerimizi bu etkinliğimize davet ediyoruz. ABF'mizin 30. yılının kutlama etkinlikleri devam ediyor. Enerve Eyaleti'nin parlamentosundayız. ABF'mizin 30 yılını kutluyoruz. ABF'yi tanıtıyoruz bölgemizde. Bunun için de mutluyuz. Nice 30 yıllara diyoruz. Ve tüm dostlarımızı, canlarımızı 9. ayın 28'inde Köln Arena'ya bekliyoruz. Bizler hepimiz hazırız. Sizleri bekliyoruz. Ben Rıza Toprak. Hürt Alevi Derneği'nden Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Bundestag'ta Alevilerin 30. yıl dönümü kutluyoruz. Birlikte güç doğar. Saygılar. Sevgili canlar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben Cemal Şen, Duisburg ve Çevresi Alevi Kültür Derneği Başkanı olarak bugün Landtag Düsseldorf Parlamentosu'nda bulunuyoruz. 30 yılda geldiğimiz süreyi görmektesiniz. Daha dün Bodrum katlarında çeşitli ilkel yerlerde Alevi örgütlenmeyi devam ederken bugün çok güzel yerlerdeyiz. Çok güzel kazanımlarımız var. Şimdi Düsseldorf'tan parlamentoda size selamlar. Ben Ersin Bilge, eski Enerve Bölge Başkanı. Yıllarca bu dava için, örgütleme için, toplum için, inancımız için hizmet sunmaya devam ettik. Fakat bugün de hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ama o günkü koşullarımız, olanaklarımız gerçekten çok çok farklıydı. Ama bugün geldiğimiz nokta çok iyi bir konumda. Bunu değerlendirmemiz için, bu güzellikleri sürekli topluma yaşatmamız için hep birlikte 30. yıl etkinliğe sarılmamız gerekir ve burada duyarlılık göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Merhaba değerli canlar. Ben Müslüm Polat, Düsseldorf Cemiyet Başkanıyım. Bu sene 28 Eylül'de federasyonumuzun 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 30 yıl önce barakalardan bugün
Düsseldorf Eyalet Parlamentosu'na ulaşan bir uzun yolda emek harcayarak geldik. Bundan sonra da daha ileri seviyeye taşıyacağız biz bu bayrağı. Tüm canlarımızı 28 Eylül'de Lanxess Arena Köln'e bekliyoruz. Orada tüm Alevilerin birlikteliğini, gücünü dostlarımıza, düşmanımıza karşı göstereceğiz. Hepinizi 28 Eylül'de Köln'e bekliyoruz. Evet, merhabalar efendim. Ben Bahar Coşkun. Bielefeld Alevi Kültür Cem Evimizin başkanıyım. Aynı zamanda Enerve Bölge Yönetimindeki bir canınızım. Bugün burada Düsseldorf şehrinde Enerve bölgemizin 30. yılımıza ilişkin gerçekleştirmiş olduğu Düsseldorf şehrindeki parlamentoda bir resepsiyonumuz var. Bu resepsiyonumuz için buradayız. Sıla'da yaşayamadıklarımız, kendimizi ifade edemediğimiz, yaşayamadığımız noktaları burada, bugün burada kuvvetli yaşıyor olmak bizlere mutluluk veriyor, gurur veriyor. Örgütlenmemiz adına hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum efendim. Değerli canlar, ismim Ali Eren. Alevi Kültür Merkezi Köln Başkanıyım. Bugün Almanya'da Nordrhein-Westfalen, yani Kuzey-Westfalen eyaletinin parlamentosundayız, eyalet parlamentosunda. Bizler kurumsal çalışmalarla ulaşamayacağımız bir hedefimizin olmadığını bununla da ispatlamış olduk. Şöyle ki, ilk 30 yıl önce bu hareketimize başladığımızda evlerde, kahve köşelerinde ya da işte bodrum katlarda, bulabildiğimiz mekanlarda bir araya gelip Alevilik adına bir şeyler yapmak için mücadeleye başlamıştık. Ve 30 yıllık bir süreç içerisinde gelmiş geçmiş bütün yönetici arkadaşlarımızın nezdinde hepsinde gerçekten tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri en azından bir mücadele, ortak mücadeleli bir hareketin içerisine soktular. Ve sonuç her eyalette olduğu gibi Kuzey Renvesfali eyaletinde, parlamentosunda, parlamento başkanı ile beraber bugün bir resepsiyonumuz var. Biz Alevi Kültür Merkezi Köln olarak da bunu tabii ki katılmak zorundayız. Çünkü buranın bir parçası olduğumuzdan dolayı güzel bir katılımla biz de geldik. Desteğimizi sağlıyoruz. Bir bütünün parçaları olduğumuzdan dolayı. Ve başarımız her zaman daha da ileri olmak zorunda. Şu anda bunu başardık. Ama vizyonlarımız bununla kalmıyor. Vizyonlarımız Almanya'nın genelindeki daha büyük başarıyla imza atmak, Avrupa'daki başarılarımızı ortaklaşa ve dünyadaki Alevileri bir araya getirmek. En büyük hayalim budur. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz. Teşekkürler. Merhaba değerli canlar. Bugün 17 Mayıs 2019 ve Nordrhein-Westfalen, Landesverband Nordrhein-Westfalen bölgesi olarak 30. yıl kutlama etkinliğimizi NRV'nin parlamento meclisinde yapacağız. Bugün bize davetli olarak parlamento meclis başkanımız Andrei Kupa ve parti meclisinden birçok milletvekilimiz davetli. Bizlerle beraber olacaklar. Umarım etkinliğimiz güzel geçer, faydalı olur. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 30. yıl, ABF'miz 30. yılı kutlu olsun. 28 Eylül'deki Köln Lanxess Arena'da yapacağımız büyük şölene hepiniz de davetlisiniz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün tesadüfen Almanya'ya geldiğimde buradaki yönetici arkadaşlarla birlikte Enervi Bölge Parlamentosu'nda Alevi Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun 30. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Enerve bölgesinin parlamentoda verdiği resepsiyon için yoldaşlarla buraya beni davet ettiler, ben de geldim. Öncelikle bu 30. yıla gelinceye kadar öğretimiz, inancımız, ritüellerimiz, yol hakkında bütün emekleri geçenlerin, yöneticilerin, bütün hepsinin emekleri hak divanına yazılsın. Emeklerine sağlık diyorum, yüreklerine sağlık diyorum. Burada çok güzel bir ortam vardı. Enerbi bölgesindeki bütün siyasi partilerin temsilcileri buradaydılar. Bunun başka bir benim açımdan önemi vardı. Zira Anadolu topraklarında ve ülkemizde yıllardır inancını, yolunu, ritüelini
yaşamak için, özgürce yaşamak için mücadele eden Alevi toplumunun bu talepleri görmezden geliniyor kendi ülkesinde. Oysa Avrupa ülkelerin birçoğunda konfederasyonumuzun ve federasyonların öncülüğünde sürdürülen bu mücadele sonucunda Avrupa ülkelerinin birçoğunda Alevilik inancı artık okullarda ders olarak okutuluyor. Bu bakımda eşit haklar temelinde çeşitli anlaşmalar gerçekleştiriliyor. Avrupa'da bunun bu noktaya gelmiş olmasının Avrupa'da yaşayan Aleviler açısından önemi olduğu kadar bunun Türkiye yansımaları da son derece önemli. Bu bakımdan bu yol için, bu mücadele için emek verenlerin bir kez daha burada kutluyorum. Başarılarından ötürü kendilerine sevgilerimi, aşkı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bu vesileyle bir iki söz söylemek bana da nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum.